Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün de sizlerle özellikle çeyizlik yeleklerde, bunun yanı sıra yazlık hırka ve kazaklarınızda da örebileceğiniz ajurlu bir örgü modeli paylaşmak istiyorum. Modele yakından bir bakalım. Gerçekten çok güzel, şık duran, kibar bir örgü modeli. Modelin arka yüzünün görüntüsü de bu şekilde. Bunu ben koton bir iple ördüm. Açık mavi olanı. Bir de angora iple nasıl durduğunu görmeniz için bunu da angora iple yaptım. Angora ipte de gerçekten çok kibar, güzel oldu. Yapılışı çok zor bir model değil. Bu angora ile ördüğümün altına bakın cilveli lastik ördüm. Modelle güzel uyum sağladı. Yapmak isteyen arkadaşlar için fikir olabilir. Şimdi dilerseniz vakit kaybetmeden modelin yapımına birlikte başlayalım. Başlamadan önce şöyle ilmeklerden de bahsetmek istiyorum kısaca. Bakın buradan şuraya kadar bir modeli oluşturuyor. Burada toplam 16 tane ilmek var. Bu şekilde her model için 16 ilmek atıyoruz. En sona geldiğimizde kenarda yine bu şekilde haroşalar oluşması için 2 ilmek ilave ediyoruz. Birer tane de her iki başa bırakmak için kenar ilmeği ilave ettiğimizde modelimiz tam olarak denk gelecektir. Şimdi ilmeklerimizi atalım, modelimizi örmeye birlikte başlayalım. Şimdi ilmeklerimi attım ben. Toplam 36 tane ilmek attım şişime. Yine lastik örmeden direkt modeli uygulayarak başlıyorum. Sizler buraya istediğiniz herhangi bir lastik modelini ördükten sonra örgünün ön yüzündeyken şimdi yapacağımız sıradan örmeye devam edebilirsiniz. Şimdi öncelikle ilk sıra olduğu için kenar ilmeğimizi de örerek başlayalım. Bu kenar ilmeğimiz. Hemen yanında bir tane ters ilmeğimiz var. Kenar ilmeği, bir tane ters ilmek. Şimdi 4 ilmek düz örüyoruz. 1 2 3 ve 4. Şöyle biraz yaklaştıralım. Kenar ilmeği, bir tane ters ilmek ve 4 tane düz ilmek ördüm. Şimdi sıradaki 2 ilmeği ön taraftan batarak sağa doğru kesiyorum. 2 ilmeği birlikte sağa doğru düz olarak örüp bir kesme işlemi yaptım. Bir tane düz ilmek ördüm. Şişime bir ilmek doladım. Şimdi sıradaki 2 tane ilmeği de ters olarak örüyoruz. 1 2 Tekrar şişime bir ilmek doladım. Bir tane düz ilmek ördüm. Şimdi bu sıradaki ilmeği bakın yönünü çeviriyorum ki sola doğru yatık olsun. 2 ilmeği birlikte sola doğru kestim. Kesme işleminden sonra 8 tane düz ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane düz ilmeğimi ördüm. Şimdi ön taraftan batıp yine 2 ilmeği sağa doğru kesiyoruz. 2 ilmeği sağa doğru kestim. Bir tane düz ilmek ördüm ve şişime bir ilmek doladım. 2 ilmek ters. 1 2 2 ters ilmeğin devamına tekrar şişime bir ilmek doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Şimdi sıradaki ilmeğimin yönünü çevirip yanındaki ilmekle birlikte sola doğru kestim. 1 2 3 4 tane düz ilmek ördüm. Bir ters ilmek ördüm ve kenar ilmeği. Modelimizi bu şekilde ilk sırada kurmuş olduk. Şimdi arka tarafa geldiğimizde bundan sonraki arka sıraları göstermeden sadece örgümüzün ön yüzüyle devam ederiz. Şimdi bu sıraya bakın birlikte örelim. Kenar ilmeğimi aldım. Burada bir tane düz ilmek var bakın. Bunu düz örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 Doladığımız ilmeği de ters örüyoruz. 7 Bakın burada düzlerimiz var. Burada kenar ilmeği 1 düz, 2, 4, 6, 7 tane de ters ördük. Burada 2 tane düz ilmek var. Bunları düz. Şimdi tekrar sayalım. Doladığım ilmekten itibaren 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane ilmeği ters olarak ördüm. Tekrar düz ilmeklere geldik. Bakın. Bunları düz örelim. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ters ilmek, 1 düz ve kenar ilmeği. Bundan sonraki sıralarda da sürekli aynı işlemleri yapacağız. Bu sırada yaptığımız gibi zaten yerleri de belli. Düzleri düz, tersleri ters örerek örgümüzün arkasına bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi tekrar örgümüzün ön yüzüne geldiğimizde kenar ilmeğimi örmeden alarak sıraya başladım. Hemen yanındaki ilmeğimi ters olarak ördüm. Bakın düz ilmeklere geldiğimizde 1, 2, 3 tane ilmeği düz olarak ördüm. Sıradaki 2 ilmeği bakınız önceki kesme yerine de geldik bu arada. Ön taraftan batıp sağa doğru kesiyoruz. 2 ilmeği sağa kestim. 1 tane ilmeği düz olarak ördüm. 1 ilmek doladım. Bir önceki sırada doladığım ilmeği düz olarak ördüm. Ortadaki terslerin olduğu yere geldik. 2 ilmeği ters olarak ördüm. Bir önceki sırada doladığım ilmeğimi düz ördüm ve 1 ilmek doladım. 1 tane düz ilmek örüyorum. Ve sıradaki ilmeğimin yönünü bakın sola doğru çeviriyorum bu şekilde. Yanındaki ilmekle birlikte sola kesiyorum. Önceki sırada buraya araya 8 tane düz ilmek örmüştük. Şimdi eksiltme yaptığımız için 6 tane ilmeği düz örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kesme yaptıktan sonra 6 tane ilmeği düz olarak ördük. 2 ilmeği ön taraftan batıp sağa doğru kestim. 2 ilmeği kestikten sonra bakın hemen yanında bir tane düz ilmeğim var. Bunu düz ördüm. Şişime 1 ilmek doladım. Ve önceki sırada dolamış olduğum ilmeği düz ördüm. Arada 2 tane ters ilmeğimiz vardı. Yine onları ters olarak örüyoruz. Bunlarda farklılık yok. Bunlar sürekli ters olarak örülüyor. 2 ters ilmeğin devamına 1 düz, 1 doladım, 1 düz ilmek ördüm. Kesme yerine de gelmiş olduk bakın. Yine ilmeğimin yönünü bu şekilde çevirdim. Yanındaki ilmekle birlikte sola doğru kestim. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. 1 ters ilmek ve kenar ilmeğimi örerek de sıramı tamamladım. Modelimizin bu sırasında bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi arka tarafta ilmekleri bakın tersleri ters, düzleri düz olarak örelim. Ön yüze sıranın başına gelelim. Örgümün ön yüzüne sıranın başına geldim tekrar. Kenar ilmeğimi aldım. Hemen yanındaki ilmeği ters olarak ördüm. Şimdi burada 2 tane düz örüyoruz. Bir önceki sırada 3 örmüştük. Her sırada eksiliyor. Ters ilmekten sonra 2 tane ilmeği düz olarak ördüm. Yanındaki 2 ilmeği ön taraftan batıp sağa doğru kesiyorum. Bir tane düz ilmek ördüm. Bir doladım. Bakın buradaki ilmekler eksilirken burada da ilmeklerimiz artıyor. Doladığım ilmekten sonra 2 tane ilmeği düz ördüm. 2 ters ilmek ve tekrar 2 tane düz ilmek. 2 düz ilmeğin devamına tekrar buraya 1 ilmek doluyorum. 1 tane düz ilmek ve sıradaki ilmeğimi yönünü çeviriyorum. Kesme yapmadan önce 1 tane tek düz ilmek örüyoruz. Sonrasında kesme yapıyoruz. Yanındaki ilmekle birleştirip düz olarak ördüm. Şimdi burada arada 1, 2, 3, 4. 8 ilmekle başlamıştık. Bakın 4 tane düz ilmeğimiz kaldı şimdi. Sıradaki 2 ilmeği ön taraftan batıp sağa doğru kesiyorum. Hemen yanındaki ilmeğimi yine düz ördüm. 1 doladım. Önceki sıralarda doladığımız ilmekler. 2 tane oldu. Bakın 1, 2 ilmeği de düz ördük. Burada
ilmekler eksiliyor. Şurada da doladığımız ilmeklerle birlikte bakın ilmeklerimiz artıyor. 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, 1 doluyoruz, 1 ilmek düz örüyoruz. Ve ilmeğin yönünü çevirip sola doğru kesiyoruz. Kalan 2 tane düz ilmeği de ördüm. 1 ters ve kenar ilmeğimi de örerek bu sırayı da tamamlamış oldum. Şimdi arka tarafta yine ilmekleri gördüğümüz şekilde örelim. Ön yüze sıramızın başına gelelim. Ön yüze sıranın başına geldim. Kenar ilmeğimi alarak sıraya başladım. Hemen yanındaki ilmeğimi ters ördüm. Ve bir tane düz ilmek ördüm. Bakın burada 4 ilmek örerek başlamıştık. Tek ilmek kalana kadar devam ettik. Şimdi yine bir tane düz ilmek ördükten sonra 2 ilmeği sağa kestim. 1 düz. 1 doladım. 3 ilmek düz. 1, 2 ve 3. Bakın görüntümüz bu şekilde. Aradaki 2 ilmeği ters örüyoruz. Burada 3 tane düz ilmeğimiz var. Bunları düz örelim. 1, 2 ve 3. Tekrar 1 ilmek doladım. 1 ilmek düz ördüm. Sıradaki ilmeğimin yönünü çevirip yanındaki ilmekle birlikte düz olarak ördüm. Araya 2 tane düz ilmek ve yine sıradaki 2 ilmeği de ön taraftan batıp sağa doğru kestim. Bir tane düz ilmek ördüm. 1 doladım. 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3. Arada yürüyen 2 tane ters ilmeğimi yine ters ördüm. 3 ilmek düz örüyorum. 1 doladım. 1 düz ördüm. Yine ilmeğimin yönünü çevirip 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. 1 düz, 1 ters ve kenar ilmeği. Arka tarafta yine ilmekleri gördüğümüz şekilde örerek ön yüze sıranın başına geliyoruz. Ön yüzde sıranın başındayız. Yeni sıraya başlarken yine kenar ilmeğimi aldım. Bir ilmek ters ördüm. Bakın ipimi örgümün arkasına alıyorum. Artık burada örecek hiç düz ilmeğimiz yok. Direkt kesme işlemiyle başlıyoruz. 2 ilmeğimi sağa doğru kestim. Bir ilmek düz ördüm. Bir doladım. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane ilmeği düz ördüm. Burada ilk başladığımızda 4 tane düz örerek başlamıştık. Bakın o 4 bu tarafa geçmiş oldu. Şimdi araya 2 tane ters ilmeğimi ördüm. Bu tarafa geldiğimde 1, 2, 3, 4 tane düz ilmek örüyorum. 1 dolayıp 1 düz ilmek ördüm. İlmeğimin yönünü çevirdim önce. Yanındaki ilmekle birlikte alarak düz olarak kestim. Artık araya hiç ilmek örmeden hemen yanındaki 2 ilmeği de sağa doğru kestim. Bakın modelimiz burada birleşmiş oldu. 1 ilmek düz, 1 doluyoruz, 4 ilmek düz. İki ilmek ters, 4 ilmek düz. Bir doladım, bir düz ördüm. İlmeğimin yönünü çevirip sola doğru kestim. Bir ters ve kenar ilmeğimi örerek de sırayı tamamladım. Şimdi arka tarafta ilmeklerimi örmeye devam edeceğim. Ön yüze sıranın başına gelelim. Tekrar örgümün ön yüzüne sıranın başına geldik. Bakın artık burada ilmeklerimiz ortada birleşti bakın. Buradakiler de kenara ulaştı. Bu sırayı bütün ilmekleri gördüğümüz gibi örerek ilerliyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Ters ilmeği ters. Burada aradaki ilmekleri düz. Arttırma, eksiltme yapmıyoruz bu sırada. Her model bitişinde bir sıra bu şekilde örüyoruz. 2 ilmek ters. Ve yine burada aradaki ilmeklerin tamamını düz.
2 ters ve yine düz. Yani ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Yine bir ters ilmek ördüm. Kenar ilmeğimi ördüm. Sıramı tamamladım. Şimdi arka tarafta yine ilmekleri gördüğümüz gibi örelim. Ön yüze sıranın başına gelelim. Bu arka tarafta ördüğümüz sırayla birlikte de ilk modelimizi bitirmiş olduk. Bundan sonrasında model yukarıya doğru ilerlerken ilk sıradan itibaren tekrarlayarak modeli örmeye devam ediyoruz. Ben şimdi bu ilk sıranın tekrarını birlikte yapalım istiyorum ki kafamız karışmasın. Bakın kenar ilmeğini aldım. Hemen yanındaki ilmeği ters ördüm. Bu başladığımız ilk sıranın tekrarı. Ters ilmekten sonra 4 tane düz ilmeğimiz var. 1, 2, 3 ve 4. Kenar ilmeği, 1 ters ve 4 tane düz ilmek. Şimdi 2 ilmeği sağa doğru kesiyoruz. 1 ilmek düz ördük ve 1 ilmek doladık. 2 ters ilmek, 1 doluyoruz, 1 tane düz ilmek. Şimdi tekrar ilmeğimin yönünü çevirip sola doğru kesiyorum. Araya 8 tane düz ilmek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kesmeden sonra 8 tane ilmeği düz ördük. 2 ilmeği önden batıp sağa doğru kesiyoruz. 1 tane düz ilmek örüp 1 ilmek doluyoruz. Aradaki 2 tane ters ilmeğimizi ördüm. 1 doladım, 1 düz ilmek ördüm. İlmeğimin yönünü çevirip yanındaki ilmekle birlikte sola doğru kestim. 4 tane düz ilmek. 1, 2, 3, 4. 1 ters ve kenar ilmeği. Bu şekilde yeni modelimizi de kurmuş olduk. Eğer takıldığınız yer olursa videonun başına dönerek alt sıralarda yaptığımız işlemleri tekrarlayarak yukarıya doğru modele devam edebilirsiniz. Bakın bu şekilde. Biz şimdi şuraya kadar örmüş olduk. Bundan sonrasında model yukarıya doğru aynı şekilde ilerliyor. Umarım beğenmişsinizdir. Faydalı bir video olmuştur. Örmek isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.